Sağlıklı Hayat'tan herkese günaydın. Yeni bir haftanın başlangıcında programımıza hoş geldiniz efendim. Dopdolu bir programla karşınızda olacağız. Hemen içeriğimizi görelim. Ardından Sağlıklı Hayat başlıyor. Sağlıklı Hayat'ta bugün meme kanserini konuşuyoruz. Meme kanseri nedir? Belirtileri nelerdir? Teşhis ve tedavisi nasıl olmalıdır? Tüm sorularınız ve daha fazlası için Doçent Doktor Leyla Zer stüdyo konuğumuz. Efendim, sorularınız ve danışmak istediğiniz konular için hemen telefon numaramızı ve mail adresimizi verelim. 0212 alan koduyla 625 5833 mail adresimiz sağlıklıhayat@cemmedia.com. Hoş geldiniz hocam, günaydın. Günaydın, hoş bulduk. Teşekkürler, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler, çok mersi hocam. Mutluyuz siz burada olduğunuz için öncelikle. Teşekkür ederim. Hocam, kanser kelimesi bizim her zaman korkutan ve tedirgin eden bir kelime. Bugün meme kanserini konuşacağız sizinle ve çok şey öğreneceğiz sizden. Öncelikle meme kanseri nedir? Bunu dinleyelim lütfen sizden. Meme, süt salgılayan meme bezleri ve bu sütü meme başına ileten süt kanallarından oluşur. Bu süt bezlerinden ya da süt kanallarının epitelinin anormal çoğalması sonucu ortaya çıkan bir tümöral oluşumdur meme kanseri. Sebep olan bazı etkenler var değil mi hocam meme kanseri? Neler meme kanseri için risk faktörleri var. Bir kere kadın olmak başlı başına risk faktörü. Değil mi? Kesinlikle. Evet, her 8 kadından biri mutlaka meme kanserine yakalanacak. Hatta %12 yaşamı boyunca bir kadının meme kanserine yakalanma riski. Ama erkeklerde çok daha düşük meme kanseri ama riski. Ama görülüyor değil mi hocam? Tabii tabii. 100 erkekte bir erkek meme kanserine yakalanıyor. Kadınlara göre çok ciddi fark var. Kadınlar risk altında. Yaş yine meme kanseri için bir risk faktörü. 50 yaşın üzerinde daha sıklıkla görüyoruz meme kanserini. Genç yaş grubunda 25'in altında daha düşük oranda meme kanserine rastlıyoruz. Yine hormonal etkiler çok önemli. Özellikle östrojen hormonu meme kanseri için ciddi bir risk faktörü. Erken menarşa girmek, ilk adet yaşının 12 yaşından erken olması, menopoz yaşının da 50'lerden sonraya sarkması, çok daha fazla menstrüel siklusa maruz kalmak, daha fazla östrojen etkisi altında olmayı gösteriyor ki bu da meme kanseri için bir risk faktörü. Yine geçirilmiş meme biyopsileri ve bu biyopsilerde atipik duktal hiperplazi ya da atipik lobüler hiperplazi dediğimiz patolojik sonuçlarda 2 ila 4 katı kadar meme kanseri riski var. Beslenme, yine yağdan zengin, lipitten zengin beslenme meme kanseri için risk oluşturuyor. Menopoz sonrası özellikle hormon replasman tedavisi alan hastalarda meme kanseri riski çok fazla. Özellikle kadın doğumcular aramızda bu bir savaş konusu. Evet. Östrojen progesteron içeren hormon replasmanı sadece östrojen içeren ilaçlara göre daha fazla risk oluşturmakta. Yine doğum kontrol hapları özellikle. Onlar da sebep evet, olabiliyor. Doğum kontrol hapları da aynı şekilde meme kanseri için bir risk oluşturuyor. Onun dışında kötü yaşam koşulları, özellikle gece çalışan kadınlarda meme kanseri yapılan çalışmalarda meme kanserinin daha yüksek oranda görüldüğü bilinen bir gerçek. Çünkü gece uykuda melatonin dediğimiz bir hormon salgılanıyor ve melatonin de kanserden koruyucu, immün modülatör, immün sistemi güçlendiren bir hormon. Gece çalışıldığında bu melatonin hormonu yüksek seviyelere çıkamadığı için bir risk oluşturmakta. Vitamin D eksikliği son zamanlarda özellikle vitamin D'nin meme kanserinden koruyucu etkisi gündemde. Onun dışında hani mesela bir kadın meme kanseri geçirmişse bir memesinden meme koruyucu cerrahi yapılmışsa o memesinde meme kanseri görülme riski her yıl %1 oranında daha fazla. Karşı memesi de yine meme kanseri açısından bir risk oluşturmakta. Tekrarlama riski var yani, var değil mi hocam? Var tabii ki. Evet. Onun için yakın takip altında tutuyoruz meme kanseri geçiren hastaları.
Onun dışında ailesel meme kanseri var. Ailede birinci derece akrabalarında, annesinde, kız kardeşinde, kızında meme kanseri olan veya ikinci derece akrabalarında, hala, teyze, hatta amca, dayı gibi ikinci derece akrabalarında meme kanseri varsa bu kişilerde de meme kanseri olma riski artmaktadır. Evet. Belirli belirtileri var, bulguları var değil mi hocam? Nedir en baştan? Bu ailesel genetik özellik taşıyan meme kanseri. Yok, normal. Ha, meme kanserinin evet. Ona geleceğiz hocam ayrıca. Tamam. Meme kanserinde genellikle hastalar bize memede fark ettikleri bir kitle ile gelirler. Kendileri veya eşi tarafından fark edilmiş olabiliyor bu kitle. Bir sertlik. Bu düzenli, düzgün sınırlı bir kitle de olabilir veya sert, kıvamlı, yapışık, çevre dokuya fikse bir kitle olabilir. Meme başından akıntıyla gelebiliyor o hastalar. Meme başından kanlı ya da seröz dediğimiz açık renkte akıntı olabiliyor. Bu bazen hastalar sıktığım zaman akıntı var meme başımdan diye gelir. Bizim için o hiçbir anlam taşımıyor. Provokasyonla meme ucunu sıkarak olan akıntının bizim için hiçbir değeri yok. Spontan kendi kendine çamaşırını kirletmesi veya gözle görmesi önemli. Tek bir duktustan, tek bir kanaldan meme başına 20 tane kanal açılır meme ucuna. Onun tek bir duktusundan olması ve tek memeden olması anlamlı. Eğer iki memeden akıntı oluyorsa bu daha çok hormonal etki altında prolaktin ya da fibrokistik hastalıklarda olabilir. Veya dışarıdan bakıldığında memede bir asimetriyle gelebilir hasta size. Bir mememde şimdiye kadar hiç böyle bir şey yoktu. Daha bir büyük bir tanesi diğerine göre. Meme ucunda bir çöküntü, içeriye doğru çöktü. Ha, biz hep hastaya sorarız bu meme başı çöküntüsü kendinizi bildiğinizden beri var mı yoksa sonra gelişen bir şey mi? Ha, ben genç kızlığımdan beri hep böyle diyorsa çok onun altında bir şey aramıyoruz ama sonradan gelişmiş olan bu yapısal değişiklikler üstüne gidilmesi gerekiyor hakikaten. Meme derisinde bir kabuklanma, kaşıntı, kızarıklık, eritem diyoruz. Bu tarz değişikliklerde meme kanserinin işaretçisi olabiliyor. Deride içeriye doğru çökme veya pöde oranj dediğimiz portakal kabuğu manzarası. Yine her zaman meme kanserine işaret değil tabii bu saydığım belirtiler. İyi huylu veya mastit dediğimiz meme enfeksiyonunda da bu bulgular olabilir. Hani onun hemen panik yapmasın değil bunu mi? Dinleyenler. Evet, hani bunlar meme kanserinin işaretçileri olabilir diye düşünmek lazım. Evet, memelerde ağrı bir belirtimdir hocam. Memelerde çok nadiren aslında. Bir de az evvelki şeyin devamı koltuk altında da bir sertlikle gelebiliyor. Lenf bezlerinde şişlikle meme kanseri koltuk altına sıçramış olabiliyor. O sertliği fark etmiş olabilir memede hiçbir şey fark etmeden. Ağrıya gelince gerçekten daha ziyade fibrokistik meme yapısı varsa hastanın onda meme ağrısı olabilir veya siklik mastalji dediğimiz menstrüasyon yani adetlerden önce memelerde ağrı olması tabii, adetle hassas. Birlikte memelerin rahatlaması bu bizim bildiğimiz ve sık rastlanan bulgular ama gerçekten hastayı hekime getiren bir bulgu oluyor ağrı. Çok nadiren de meme kanseri ağrıyla ortaya çıkabiliyor. O sertlik, fibrozis dediğimiz bantlarla memeyi çekmesi hastada ağrıyla ortaya çıkabiliyor meme kanseri. Evet. Evet. Biraz önce bahsettiniz hocam kitle olması büyük bir belirtisi diye. Ama her kitle kanser belirtisi değil, değil mi? Elbette. Mesela fibroadenomlar var genç yaş grubunda. Çok düzgün sınırlı, mobil, bazen çok büyük boyutlara ulaşabiliyor. İyi huylu meme kitlesi. Onun ayrı bir takip protokolü var. Veya makrokistler dediğimiz içi sıvı dolu kesecikler olabiliyor. Gerçekten çok ciddi büyüklüklere ulaşabiliyorlar makrokistler. Onlar da ayrı enjektörle sıvı çekip içeriğini sitolojiye göndermek vesaire gibi bir takım takip protokolleri var. Fibrokistik meme yapısı, adenozis dediğimiz meme kanserine çok benziyor memede. Meme kanseriyle karıştırabilirsiniz. Dolayısıyla her kitle meme kanseri değil gerçekten. Evet, endişelenmemiz
olması gerek izleyicilerimizin, evet, değil mi? Her kitlede. Evet. Evet. Hocam en önemli kısmı tanı değil mi? Tanıyı nasıl koyuyorsunuz, teşhisi? Erken tanı galiba çok önemli. Çok önemli. O, evet, konudan biraz meme kanserinde erken tanı çok önemli, hı-hı, gerçekten. Çünkü memenin korunmasından memenin kaybına kadar giden bir sürece sizi götürebiliyor. Hı-hı. Erken yakalandığında hani %100 tedavi şansı var. Ama her geç kalınmış aşamada farklı boyutlarda bir sonuçla karşılaşabiliyoruz. Tanıda bir kere kişinin farkındalığı çok önemli bence. Kendi memesini tanıması ve memede yeni gelişebilecek bir kitleyi fark etmesi ve bununla hekime ulaşması en önemli tanı aracı bence kişinin kendisi. Kesinlikle. Onun dışında hani kendi kendine muayene belki daha sonra konuşacağız. Evet, evet, onları hocam, çok iyi bilmesi, hı-hı, ve uygulaması gerekir. Mutlaka takibi altında olduğu bir hekimi olması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle bu konuda spesifikleşti. Meme cerrahisi ile ilgili bir spesifikleşme var. Mutlaka herkesin kayıtlarının tutulduğu bir meme cerrahı olması gerektiğini düşünüyorum. Daha sonra radyolojik tanı metotları var. Siz bir bulgudan şüphelendiğinizde hekime gidiyorsunuz. Hekim de sizden bir takım tetkikler istiyor. En basit yapılabilecek şey meme ultrasonudur. Ses dalgalarıyla hiçbir zararı olmayan memedeki solid dediğimiz kompakt kitleleri ya da içi sıvı dolu kitleleri gösteren bir tanı aracı ultrasonografi. 40 yaş, eskiden 35 yaştı mamografi dediğimiz memenin röntgeninin X-ray ışınlarıyla röntgeninin çekildiği, hastaların hep korktuğu, hani ben şu almak istemiyorum, çektirmek istemiyorum diye. Şimdi onu böyle bir inanış var değil mi var hocam? Var gerçekten. Evet. Yani akciğer filminde aldığımız radyasyon kadar, hı-hı, bir radyasyon alıyoruz ya da bir uçak yolculuğunda aldığımız radyasyon kadar bir radyasyon söz konusu. Ama sizin meme kanseri yakalandığında size çok büyük avantajlar sağlayacak. Kar, evet, zarar konusunu çok iyi hesaplamak lazım. Mamografi çok önemli ve, hı-hı, 40 yaşa taşındı şimdi tarama mamografisi. Hı-hı. Ve her sene yılda bir kere mamografi çekmek gerekiyor. Daha ileri görüntüleme yöntemleri, MR dediğimiz ultrason ve mamografinin tanı koyamadığı durumlarda ya da meme koruyucu cerrahi yapacaksak başka odaklar var mı memede? Bunu ortaya koymak. Kitle, aksiller tutulumu var mı? Koltuk altı tutulumu var mı? Kitle pektoral duvara ne kadar yakın? Bunu gösteren değerli bir tanı aracı meme MR'ı. Onun dışında PET CT dediğimiz daha ileri artık tanı konulduktan sonra uzak organ metastazı var mı onu ortaya koyan, hı-hı, bir PET CT. Gelelim girişimsel metotlara. Bir kitleniz var. İğne biyopsileri var, hı-hı, yine tanıyı ortaya, hı-hı, koymak için. İnce iğne aspirasyon biyopsisi dediğimiz normal iğne ucuyla hücre alındığı, fakat bununla tümörün tipini ortaya koyma şansınız çok düşük. Onun için TrueCut biyopsi dediğimiz daha kalın doku örneği alınan, çoklu doku örneği alma şansınız olan bir yöntem var. Onunla da tümörün davranışını görme şansınız var. Reseptör durumunu görme şansınız var. Dolayısıyla ameliyattan önce sizin yapacağınız ameliyatı belirleme durumu var. O reseptör durumuna göre daha radikal bir ameliyat planlayabilirsiniz. TrueCut'ı söyledik. Bu kadar tanı, evet, metotlarında. Evet. Ama en önemlisi erken tanı. Erken değil mi? Tanı. İhmal kesinlikle. Evet. Bir de şöyle bir şey lazım var. Çok pardon. Eksizyonel biyopsi dediğimiz, hı-hı, tümörden bir doku örneği alınması veya kitlenin tamamının alınması. Bu da artık hani güncelliğini yitirmiş bir tanı metodu. Çünkü kitleyi çıkardığınızda kanser geldiğinde yeniden o alana bir cerrahi uygulamanız gerekiyor. Hı-hı. Oysa iğne biyopsisiyle kitlenin yapısını bozmadan tanıyı koyarsanız, hı-hı, daha sonra nasıl bir ameliyat yapacaksınız baştan planlama şansınız olur. Doğru. Artık hani o eskisi gibi eksizyonel biyopsi, kitleyi çıkaralım tahlile gönderelim metotları kalkmış bilimin durumda. Bilimin gelişmesiyle değil mi birçok metotta, evet, ortaya çıkıyor. Evet, değişikliğe uğruyor. Evet, doğru. Evet. Belirli tipleri var değil mi hocam? Biraz önce bahsettiniz ama meme kanserinin. Tabii. Hı-hı. Özellikle in situ kanserler, hı-hı, dediğimiz memede çok başlangıç döneminde in situ lobiler ve in situ duktal kanser dediğimiz yapılar var.
var. Lobüller gene memenin lobüllerinden süt salgılayan, duktuslarındansa in situ duktal kanserler gelişebiliyor. Şöyle ki bu aslında bazı kişiler bunu bir kanser olarak kabul etmiyor. Neoplazi olarak da kabul edilebiliyor. Hani hastayı korkutmamak adına in situ kanserleri. Bunlara ameliyat konusu da tartışmalı. Duktal karsinoma in situ da ayrı bir cerrahi. Lobüler kanseri de bıraktığınız zaman 20-30 yıl içerisinde invaziv kanser, yani kan damarlarına ve diğer dokulara sıçrama özelliği kazanacak bir kansere dönüşebilir. Bunlarda bir takım koruyucu önlemler var. Onun dışında invaziv kanserler var. En çok gördüğümüz bu bir adeno kanserdir. %70 oranında görülür duktal invaziv kanser. Paje dediğimiz yine başlangıç döneminde kanserin özellikle meme başı, meme ucunu tutması, erüpsiyon ve kaşıntıyla ortaya çıkan, çoğu zaman da hasta egzamamış gibi size gelen veya cildiye doktorlarında bu hastalar gezebiliyorlar. Tabii onun eğer egzama ise tedavisi steroidli bir krem. Ama kanserse meme başının tamamen kaybına veya memenin kaybına yol açacak kadar bir ileri cerrahi gerektiren kanserler. Medüller, misinöz gibi bir takım çok daha düşük oranlarda, %2 oranlarında görülen kanser türleri de var. Evet, kalıtımsal kanser var değil mi hocam? Herediter. Evet, herediter dediğimiz kanserde gerçekten çok yani güzel bir soru bu. %5 ila 10 oranında görülen herediter kanserler. Burada BRCA1 ve BRCA2 dediğimiz genlerde bozukluklar var bu kanserde ve bu BRCA1 ve 2 gen bozukluğunu taşıyan hastalarda hayatları bir döneminde %40 ila 70 kadar meme kanseri olma riski var bu hastaların. Beraberinde bunların over kanseri olma riski var. Yani jinekolojik kanserleri de içinde barındırıyor ve çok genç yaş hasta grubu bunlar. Allah'tan çok düşük oranda ve bunların ayrı bir takip programı var. Eğer bu gen BRCA1 ve ailesel bir özelliği varsa, ailede çok erken bu kanserler yakalanmışsa, beraberinde jinekolojik kanser varsa ve birkaç kişi de ortaya çıkmışsa ve birinci derece akrabalarda ortaya çıkmışsa, bunlarda mutlaka koruyucu önlemler almak lazım. Hani bu Angelina Jolie'nin geçirdiği ameliyat esasında tam bu. Onun over kanseri geçiren yakınlarının olması ve bu gen malformasyonu taşıması dolayısıyla subküten mastektomi dediğimiz memenin içini boşaltarak, yani diğer adı skin sparing mastektomi, implant koyarak rekonstrüksiyon yapıldı. Böylece %90 meme kanseri olmaktan korunmuş oldu. Koruyucu cerrahi dediğimiz bu. Koruyucu cerrahi dediğimiz bu. İlaç tedavileri olabilir. Bunları koruyucu önlemler olarak. Tamoksifenin meme kanseri, invaziv kanser gelişmede koruyucu etkisi olduğu anlaşılmış. Bu hastalar tamoksifenle korunabilirler. Veya çok daha yakın takip programına alınabilirler. Kanser gelişme ihtimaline karşı. Bunlar ailesinde mesela 30 yaşında meme kanseri saptanmışsa bundan 10 yıl daha geriden takibe girmesi gerekiyor. 25 yaşında mamografi taramalarına başlanması lazım. Hani mamografi çok dens memelerde göstermez. Mutlaka ultrasonla takip etmek gerekir diye bir gerçek var. Ama bu hastalarda genetik meme özelliği varsa 25 yaşında dahi mamografi bu hastalara çekilebilir. Evet, bu özel bir durum çünkü. Evet. Bu BRCA1 ve BRCA2 dediğiniz hocam bu mudur? Evet. BRCA1 ve 2 gen mutasyonunu taşıyan kişiler. Evet. Bunlarda tedavi durumu nasıldır hocam? Tedavi durumu bu. Memenin içini boşaltıp protez veya koruma. Çok yakın takip, ilaçla koruma olabiliyor. Bu da mesela her merkezde yapılıyor. Bizim hastanemizde bu gen mutasyonu bakılan genetik laboratuvarımız var. Genetik danışmanlık alması gerekiyor bu hastaların mutlaka. Onun için sorguluyoruz, ailesinde var mı, kaç yaşında saptanmış.
biraz hani maliyet açısından bir hastalara çok ciddi de bir maliyeti yok esasında. Belki biraz bilinçlenmekle alakalı. Evet, kesinlikle bilinçlenmek. Evet, yani bu gen mutasyonları ve genetik danışmanlık mutlaka almaları kesinlikle gerekiyor bu hasta grubu. Çok özel bir durum çünkü. Evet. Meme kanserinin normalde bahsettiğimiz hocam belirli evreleri var değil mi? Biz önce de bahsettik. Biraz genişletebilir miyiz? Tabii. In situ kanserle evre sıfır dediğimiz in situ kanser hiçbir bazal membranı aşmamış, hiçbir invaziv özellik kazanmamış, lenf kan damarlarına sıçrama özelliği olmayan kanser grubu. Evre sıfır diyoruz buna. Evre bir dediğimiz kanser grubundaysa bu da sadece memeye lokalize kalmıştır. 2 santimin altında tümörlerdir ve lenf bezlerine sıçramamış tümörler. Evre 1. Evre 2, 2A, 2B diye sınıflaması var. Hani o çok detaylara girmeye gerek yok ama 2 santimin altında, 2 ile 5 santim arası ya da 5 santimin üzerinde tümörler olabiliyor. Ama aksilla da mesela 5 santimin üzerindedir ama aksilla da lenf bezine sıçramamıştır. Veya tek bir lenf bezine sıçramıştır. Lenf bezleri hareketlidir. Bunlar evre 2 grubu oluşturuyor. Evre 3 dediğimiz grupta ise yine 2 santimin altı, 2, 5 santim ve 5 santimden büyük olabiliyorlar. Ancak lenf bezlerine pake yapmış, grup yapmış aksiller lenf bezleri ya da mammaria interna dediğimiz sternumun iki tarafındaki lenf bezlerine sıçramış olan meme kanserleri. Evre 4 dediğimiz meme kanseri de artık uzak organ metastazı yapmıştır. Karaciğere, beyine, karaciğere ve kemik yapılara sıçramış meme kanseri evre 4 olarak sınıflandırıyoruz. Evet, tedavi şekilleri var değil mi evrelerine göre hocam? Bunlardan bahsedebilir miyiz? Evet. Yayılımı nasıldır? Şimdi meme kanseri özellikle aksiller %75 aksiller koltuk altı lenf bezlerine yayılma özelliğindedir. Yine parasternal dediğimiz sternumun iki tarafındaki mammaria interna lenf bezlerine lenfatik yolla yayılır. Yine permeasyon yayılımı dediğimiz geriye lenfatik damarların duvarından ters yönlü bir akımla meme derisine gelebilir. O da pödörange dediğimiz durumu oluşturur ya da satellik lenf bezleri meme derisine küçük nodüler yapılar oluşturabilir. Hematojen yolla işte bu organlara ulaşması, karaciğere, kemiklere veyahut da akciğere, beyne ulaşması hematojen yolla oluyor. Tedavisinde erken evrede yakalandığında çok rahatlıkla meme koruyucu cerrahi, sadece tümörü aldığınız güvenli bir cerrahi sınır. Bu da çoğu zaman 1 santim, 2 santim temiz cerrahi sınırda tümörü çıkardığınız, aynı seansta da koltuk altına hem metilen mavisiyle aksilladaki lenf nodlarına bir sıçrama var mı yok mu onu değerlendirdiğimiz ya da gamma probe dediğimiz radyoaktif madde vererek koltuk altındaki lenf bezlerine bir sıçrama var mı hemen ameliyat esnasında değerlendirip ona göre koltuk altına müdahalede bulunuyorsunuz. Bu evre 1 kanserlere, evre 2 kanserlere meme koruyucu cerrahi uygulama şansınız var. Evre 3 olduğunda ilerlediğinde evreler biraz mümkün. Evet, evre ilerlediğinde yine meme koruyucu cerrahi yapma şartlarınızı biraz zorlayarak meme koruyucu cerrahi yapabilirsiniz. Bazen de neoadjuvan kemoterapi diyoruz. Ameliyattan önce hastaya ilaç tedavisi uygulayarak tümörü küçülterek daha sonra yine sadece tümörü güvenli cerrahi sınırla alıp koltuk altını değerlendirdiğiniz bir ameliyat şekli var. Ama evre 3 olduğunda çoğu zaman mastektomi dediğimiz memenin alınması, koltuk altında bir sıçrama varsa koltuk altının da ameliyata dahil edildiği modifiye radikal mastektomi dediğimiz bir ameliyat şekli uygulama durumu var. Evre 4 olduğunda artık metastatik hale gelmişse onu hemen onkologlara veriyoruz. Ama yeni tartışılan bir konu var. Hani metastatik olduğunda ameliyat yapma şansınız da olabiliyor. Ya, cerrahi müdahale şansı var. Var. Şöyle ki çok yeni Amerika'da bir hocamız bizim Atilla Soran bu konuda bir yayın sundu. ASCO toplantısında metastatik olan meme kanserinde
memedeki kitleyi aldığınızda hastanın sürvisine, yaşam beklentisine olumlu etkisi olduğuna dair, bu çok ciddi bir şey. Metastatik olsa bile, tabii bunun da bir takım kriterleri var. Hani tek bir metastaz, kemikte tek bir odak veya karaciğerde tek bir odak, rezektabl bir odak varsa, o zaman kitleye de müdahale ederseniz oradan tümörün vücuda saçılma durumunu ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Hastanın sürvisine çok ciddi olumlu katkısı var. Evet, hemen bir telefonumuz var hocam adadan. Alo. Alo. Fatma Hanım, günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın efendim, buyurun, dinliyoruz sizi. Doktora bir sorum hocam, onu... Buyurun. Buyurun. Şimdi benim ailemden gelen teyzelerim, annelerim hep göğüs kanseri, dalak kanserinden öldü. Benim de şu an göğsümde kistler var. Mevcuttur. En büyük 12 santim büyüklüğünde. Normal diyorlar. Benim devamlı göğüslerim ağrıyor. Sırtıma vuruyor. MR çektiriyorum. Normal kistler bunlar diyor. Devamlı tedavi görüyorum hocam. 5-6 yıldan beri tedavi görüyorum. Bundan sonra ne yapabilirim diye soruyorsunuz hocamıza. Ben bu kistler için. Evet, mesela kistler için. Kadın hastalığında da milyon kistler var aynı. Ne yapmam lazım? Ne ben bir lazım? Ağrı kesici veriyorlar zaten. Onu içiyorum. Anlıyoruz. Çok geçmiş olsun Fatma Hanım. Hemen hocamıza dönelim. Sizin de sorunuz varsa hocam yöneltebiliriz. Evet, çok geçmiş olsun Fatma Hanım. Şöyle sanıyorum siz hani genetik meme kanseri, ailesel mi bu kanser diye. Öncelikle ona ben cevap vermek istiyorum. Dalak kanseri, böbrek kanseri dediniz. Burada aile içerisinde meme kanseri olması sizi risk altına sokacaktır. Diğer kanserlerin olması meme kanseri açısından sizde bir risk oluşturmamakta. Onun için içiniz rahat olsun. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama hani diğer kanserler açısından yine mutlaka takip altında olun. Genel vücut taramalarınızı düzgün yaptırın. Meme açısından da gerçekten memede kistlerle gelen çok hastam var. Bu mikro kistler olabiliyor, fibrokist dediğimiz, ya da makro kistler dediğimiz büyük kistler olabiliyor. Eğer sizin kistlerinizin özelliği, ultrasonları değerlendirmek lazım tabii. MR çektirmiş hocam. Aslında hani ciddi ileri tetkikler yapılmış anladığım kadarıyla. Özellikle kistlerde ultrasonografi çok kıymetli. Bu kistlerin büyüklüğünün takibinde. İlk konuşmamın başlangıcında da kisti enjektörle eğer büyük bir kistse aspire edip gelen sıvının içeriği bizim için çok önemli. Kanlı mı değil mi ve onu sitolojik çalışmaya gönderip içinde kanser hücresi var mı onu değerlendirmek lazım. Kist küçülmüşse 3 ay sonra yeni bir ultrasonla kistin dolup dolmadığı değerlendirilir. Ve bu 2 kez 3 kez ard arda bunu yaptığımız halde kist yeniden doluyor ve yeniden büyüyorsa kisti civarıyla çeperiyle çıkarıp tamamını patolojiye göndermek lazım. Benim sizinle ilgili muhtemelen küçük kistler diye düşünüyorum. Ama dilerseniz hastane bize buyurun gelin. Tabii ki. Bir kampanya da var. Kampanyadan da yararlanırsınız. Meme tarama kampanyası ve mamografi kampanyası. Evet, ne kadar evet, güzel. Buyurun, evet, bekliyorum. Kesinlikle. Geçmiş olsun diliyoruz tekrar. Geçmiş kısa olsun. Bir aramız olacak hocam. Devam edeceğiz. Efendim, hemen sorularınız ve danışmak istediğiniz konular için telefon numaramızı ve mail adresimizi hatırlatalım. 0212 625 5833 mail adresimiz sağlıklıhayat@gmail.com. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Sağlıklı Hayat'ta bugün meme kanserini konuşuyoruz. Meme kanseri nedir? Belirtileri nelerdir? Teşhis ve tedavisi nasıl olmalıdır? Tüm sorularınız ve daha fazlası için Doçent Doktor Leyla Zer stüdyo konuğumuz.
Efendim, kaldığımız yerden tekrar devam ediyoruz. Hocam, meme kanserinde prognozu, yani sonucu belirleyen bazı faktörler var. Bunlar nelerdir? Konuşabilir miyiz biraz? Evet. Tümör büyüklüğü prognozu belirleyen önemli bir kriter. Bizim kendi TNM sınıflaması dediğimiz tümör, nod ve metastaz, bu üç şey aslında prognozu belirleyen kriterler. Tümör büyüklüğü dedik. Lenf nodlarının aksiladaki veya parasternal veya supraklaviküler köprücük kemiğinin üstü veya infraklaviküler köprücük kemiğinin altındaki lenf nodlarının tutulumu önemli. Bu lenf nodlarının sayısı, tutulan lenf bezlerinin sayısı, pake yapıp yapmış olmaması, metastazın, lenf noduna yapılan metastazın büyüklüğü ve metastatik oluşu prognozu belirleyen çok önemli bir kriter. Yine reseptör durumu, tümörün nükleer grade'i, histolojik grade'i ve tümörün reseptörü, tümör östrojen reseptörü, progesteron reseptörü ve HER2 dediğimiz diğer ve Ki-67 bir takım kriterler var. Ameliyatı yaptıktan sonra patolog bize bunların dördüyle ilgili bilgi vermek durumunda ve o hastanın hem tedavisini belirliyor hem de prognozunu belirleyici. Evet. Mesela triple negatif dediğimiz üçlü negatif meme kanseri. Östrojen reseptörü negatif, progesteronu negatif, HER2'su negatif olan meme kanseri daha agresif seyreden meme kanseri türü. Ama reseptör pozitifliği varsa ve Ki-67 tümör proliferasyon indeksidir. Ne kadar yüksekse o kadar kötü davranışlı bir tümör. Ki-67 ne kadar düşükse o kadar daha iyidir tümörün durumu. Evet. Bir de hocam, en önemli konu genç hastalarda ameliyattan sonra, cerrahi müdahaleden sonra bebek sahibi olmak isteyen kişiler için yumurtalıkların korunması durumu var, değil mi? Evet. Neler yapılıyor, neler öneriliyor bunlarla ilgili? Bu son yıllarda çok gündemde olan bir konu. Bizim hastanemizde de bu uygulama başlamış durumda. Meme kanseri ameliyatı olacak hasta, biliyorsunuz kemoterapi ovülasyon sistemini, yumurtlama sistemini baskılayan, hastayı menopoza sokan bir süreç ve daha sonra bebek sahibi olma şansını da son derece düşüren, bazen elinden alan bir süreç. O yüzden öncesinde, çok kısa bir süre bu çünkü, öncesinde ya embriyo, ya ovum ya da overi dondurarak saklama, hastanın tedavisi bittikten sonra, çünkü hastaların tedavisi bittikten sonra tamamen normal bir sürece giriyor. Her şeyle tamamen bebek normal. Bebek sahibi olabiliyor. Bebek sahibi olmak istiyor. Onun için bu şanslarını ellerinden almamak lazım. Onlara bu şansı sunmak lazım. Biz de bunu yapıyoruz hastanemizde. Bu işlem çok uzun süreçli bir işlem midir hocam? Değil, yoksa tamamen sizin tedavinizden 10 gün öncesinde yapılan bir işlem. 10 gün öncesinde hazırlığınızı yaparsanız yumurtalarını hastanın alarak saklayabiliyorsunuz. Evet. Ve sonra tedaviye başlayabilirsiniz. Ne kadar güzel bir durum, değil mi hocam? Gerçekten öyle. Evet. Bir de hocam, meme kanseri ameliyatında mastektomi, memelin alınması oluyor, değil mi bu? Evet. Onun sonrasında, memenin alınması sonrasında protez ve rekonstrüksiyon. Evet. Durumu var. Nasıldır bu? Nasıl olur? Şimdi bu da hastalar açısından çok önemli. Çünkü şunu belirtmek istiyorum hocam, psikolojik olarak da çok etkiliyor, değil mi? Gerçekten kadınların öyle. Kadınların memesinin olmaması, alınması. Meme estetik bir organ olarak bakılıyor ve memesini önemsemeyen kadın yok gibi. Çok büyük bir eksiklik olarak görülebiliyor. O sebeple erken rekonstrüksiyon ya da geç rekonstrüksiyon dediğimiz, ameliyattan hemen sonra aynı anda memeye bir implantla rekonstrüksiyon veya kendi oto implant dediğimiz kendi dokularıyla yeniden meme yapılması, hasta ameliyattan uyanınca düşünün, hem hastalığı tedavi olmuş oluyor hem de meme kaybı yerine bir şekilde konulmuş oluyor. Hatta diğer göğsünde bir sarkıklık vesaire varsa ikisini aynı seansta ona da bir müdahale uygulayarak hepsi bir defada sağlanmış oluyor. Bazen de bir seanslı implant koyamayabiliyorsunuz. Yaptığınız ameliyatın büyüklüğüne bağlı olarak ya da hastanın derinin rezervi, deri çok fazla yoksa elinizde expander dediğimiz doku genişletici koyarak hasta ameliyattan onunla çıkıyor. Ama işte ikişer aylık periyotlarla doku genişletici
şişirilerek, dokuyu expand edip genişleterek diğerinin büyüklüğüne geldikten sonra kısa bir ameliyatla expander çıkarılıp kalıcı protez konularak safa tamamlanmış oluyor. Evet, ne kadar güzel bir şey. Evet. Hemen bir telefonumuz var hocam. Alo. Alo, iyi günler. İyi günler, iyi günler. Nurcan Hanım. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, günaydın. Buyurun. Ben Leyla Hanım'a bir sorum olacaktı. Bir ameliyata mı o yapmıştı? İlk tanımı o koymuştu. Yalova'dandım ben. Geçmiş olsun. Hatırladın mı? Pazlı Çavdar yollamıştı beni. Nurcan Aydoğdu. Nurcan Aydoğdu. Evet, buyurun. Evet. Leyla Hanım, ben tamoksifen kullanıyorum hala. Devam ediyorum ama 6 ay kadar kullanmadım tamoksifenimi. Rahim duvarının kalınlaşma oldu. 27 milime kadar yükseldi rahim duvarı kalınlığı. Ondan sonra onunla ilgili işte kadın doğuma gittim. İnce altında falan yapıldı işte. Parçalar alındı. Hepsi temiz çıktı çok şükür yani. Bir adet kanamalarım oldu ben tamoksifen kullanırken. Ondan sonra şu anda tamoksifenime tekrar başladım. Bir hafta oldu bugün başlayalı. Tamam. Yani kaç yıldır kullanıyorsunuz tamoksifeni? Pardon. Efendim? Kaç yıldır kullanıyorsun? 2013 Temmuz 29'dan beri kullanıyorum. 2-3 yıl oldu. Tamam. Evet. Şimdi tamoksifende onkologlara şöyle bazen 5 yıl tamoksifenle bazen 3 yıldan sonra başka bir ilaca geçiş switch diyoruz. Başka bir ilaca geçiş yapabiliyor. Onkoloğun kimdi? Vedat Bayoğlu. Sakarya araştırma sanki. Ha, Sakarya'da takip oluyorsun. Hı-hı. Evet. Evet. Buyur. Evet. Nurcan Hanım. Yani işte ona şimdi tamoksifenim devam ediyor. Peki yani tekrar rahim duvarı kalınlaşmış olduğunda yani ne yapmam gerekiyor benim? Tekrar yani parçalar alınacak mı yoksa rahimin alınmasını önerildi. Ben kabul etmedim. Yani yaşım o kadar çok büyük değil. 41 yaşındayım şu anda yani. Aromataz inhibitörleri dediğimiz ilaca geçiş yapılabilir. Bunu onkoloğunla paylaş. Muhtemelen o kadın doğumcuya yönlendirmiştir. Kadın doğumcu bu küretaj dediğimiz rahim duvarını kürete edip yeniden tamoksifene. Tamoksifen çok önemli bir ilaç bu arada. Hormon reseptörü pozitif olan bir hasta için aslında bir şans. 5 yıl ya da dediğim gibi 3 yıl tamoksifen alıp daha sonra 2 yıl kadar aromataz inhibitörüne geçiş yapılabilir. Bunu onkoloğunla paylaşabilirsiniz. Evet, geçmiş olsun diliyoruz Nurcan Hanım, geçmiş olsun. Sevgiler Yalova'ya. Evet. Hocam, ameliyat sonrasında belli komplikasyonlar görülüyor mu? Tabii tabii, ameliyat nelerdir sonrası. Bunlar? Herhalde en önemli aşamalardan birisi de bu değil mi, ameliyat sonrası? Evet. Tabii. Özellikle erken bizim karşılaştığımız seroma dediğimiz doku arasına hani kanama vesaire olabilir ama doku arasına serum sıvı birikmesi dediğimiz bir işlem. Koltuk altında seroma dediğimiz sıvı birikmesi olabiliyor. Bunu enjektörle aspire ederek boşaltabiliyoruz. Bazen çok inatçı olabiliyor. 2 aya kadar sürebiliyor. Bazen de kateteri yeniden meme ameliyatından sonra kateter koyuyoruz. Koltuk altına ayrı, fileplerin altına ayrı. Yeniden kateter taktırmak zorunda kaldığımız hastalar olmuştur. Aksilla ameliyata dahil edilmişse torasikus longus, torakodorsalis ve interkosta brachial dediğimiz 3 tane sinir var bizim aksiller cerrahide karşımıza çıkan. Bu sinirleri koruyoruz. Eğer sinirler zarar görmüş olursa kolun hemen iç tarafında duyu hissi, kötü bir his olarak tarifler veya zaman içerisinde bu sinirlerin paralisine bağlı kolu kaldırma, adüksiyon, başına getirme de zorluk, kol hareketlerinde kısıtlılık gibi bir takım komplikasyonlar olabiliyor. Hemen devam edeceğiz. Buyurun. Hocam, komplikasyonlara bir telefonumuz var, onu alalım. Alo. Alo. Nediye Hanım. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Buyurun, dinliyoruz sizi. Merhaba hocam, nasılsınız? Nediye Hanım da sizin hastanızmış. Öyle hocam. Mi? Hı-hı, evet. Hoş geldiniz. Buyurun Nediye Hanım, dinliyoruz sizi. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız Nediye Hanım? Ben de iyiyim, geliyorum. Allah iyilik versin efendim. Buyurun, dinliyoruz sizi. Amin. Hocam, ben sizi öylesine aradım. Ben çok iyiyim, teşekkür ederim. Sadece dizlerimde halsizlik var. Nümuneye gidip geliyorum. Ha, ben davet sizi orada bulamıyorum. Ayrıldığınız için çok üzüldüm. Evet. Nasılsınız hocam? İyiyim, sağ ol. Ben Gazi Osman Paşa'dayım, bekliyorum. Buraya da gelebilirsiniz. İnşallah, inşallah. Reklam gibi mi oluyor bilmiyorum ama. Sizden ne zamana verirsiniz? Efendim?
Ben de almak istiyorum sizden. Ne zamana verirsiniz? Her zaman gelebilirsin. Evet. Cumartesileri sadece hasta de... olunca değil, değil evet, mi? Her evet. zaman. Evet. Hiç problem değil. Randevu alman şart değil. Gel evet. görüşürüz orada. Ne güzel. Geçmiş olsun diliyoruz Nediye Hanım'a. Öpüyorum. Kaçıncı evredeydi hocam hastamız Nediye Hanım? Hatırlayabiliyor musunuz? Tam hatırlayamadım. Şimdi hani yanlış bir şey söylemeyeyim. Çünkü numunede sadece meme hastaları değil, diğer hastalarımdan da olabilir. Orada da daha evet, yoğunluklar için, fazla. Evet. Evet. Geçmiş olsun ama diliyoruz. Ama sevdiğim bütün hastalarımı hatırladınız. Çok seviyorum tabii gerçi ki, de. Elbette. Evet. Ne güzel sizleri de böyle arıyorlar iyiyiz evet, diye. Evet. Hocam komplikasyonlardan bahsediyorduk. Onlara devam ediyoruz. Evet, lütfen. Evet. Lenf ödem konusu hı-hı. çok önemli. Evet. Ameliyat geçiren hastalarda çok erken aşamada da kolda lenf ödem olabilir. Ama bizim en sevmediğimiz, en korktuğumuz meme cerrahisi sonrası yavaş yavaş ortaya çıkan ve giderek ilerleyen lenf ödemdir. Onun için nedir hocam lenf ödem? Lenf ödem bazen sadece sentinel yaptığınız koltuk altında küçücük bir insizyonla bir tane lenf örneği aldığınız hastada dahi lenf ödem olabiliyor. Lenfatik kanalların tıkanmasıyla kolda dokular arasında lenfatik sıvının birikmesi, kolun yavaş yavaş şişmesi, önce uyuşukluk, kolda ağırlaşma, hareketlerde kısıtlılıkla ortaya çıkıyor. Onun için biz ameliyat yaptığımız hastalara kolunla ağır yük taşıma, 2 kilodan fazla taşıma, ağır bir şey itme, eşya yeri değiştirme, tırnak keserken çok manikürünü çok dikkatli yap. En ufak bir enfeksiyonda mutlaka bilgimiz olsun. Hemen antibiyotik tedavisi başlamak lazım. Çünkü lenfatik kanallardaki tıkanıklık üzerine binen enfeksiyonla daha da ilerlediğinde bu sefer lenf ödemde geri dönülmez sonuçlara yol açabiliyor. Evet, önlemini baştan almak gerekiyor lenf ödemde. Hemen elastik bandajlara fizik tedaviyle mutlaka fizyoterapiyle koordine çalışmak lazım. Multidisipliner olmalı lenf ödem tedavisi. Bir iki küçük işte masaj önlemleri, elastik bandaj, çorap, daha ileri devrede de kompresyon çorapları şeklinde belli aralıklarla kola uygulanan basınçlar şeklinde bir takım tedavi önlemleri var. Esasında hani bizim hekimler olarak da çok ihmal ettiğimiz bir şey daha var. Hemen geleceğiz hocam. Telefonumuzu alalım lütfen. Tamam. Alo. Günaydın. Hoş geldiniz efendim. Günaydın. İyi yayınlar. Teşekkürler. Buyurun nasıl? Dinliyoruz. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Ben 20 yıldır fibrofistlerim vardı. Takip ediliyordu. Daha sonra meme kanseri olduğumu öğrendim. EF2 olarak göğsüm komple alındı. Ve 2 olarak geçiyorum. Sabah invazif türünden bahsediyordu. Bendeki de invazif lobüler karsinyom düğüt deniliyor. Bunun hakkında bilgi almak istedim ve benim 16 lens alındı. Koltuk altında ikisinde görüldü. Evet. Geçmiş olsun diliyoruz öncelikle. Buyurun efendim. Sizin sorunuz varsa hocam. İnvazif kanserin büyüklüğü ne kadardı? Memenizdeki kitlenin büyüklüğü ne kadardı? 4 santim civarı yani. 4 santim. 2,5 santim çapında diyor. 2,5 santim. 2 ile 5 santim arası T2 tümör diyoruz. T3 tümör 5 santim üzeri. 4,5 ilk başta bir 4,5 dediniz sanıyorum ama sonra 2,5 santim. Ama aksiladaki lenf nodlarına 2 tane lenf noduna sıçramış olması N1 evre 2 tümör. Neden mastektomi onu sorguluyorsanız aslında lobüler kanserde şöyle bir özellik var. Muhtemelen onun için mastektomi tedavisi yapılmıştır. Tümörün multisentrik olma, bütün memeyi tutma ve hatta karşı memeyi de tutma özelliği var lobüler kanserde. Onun için diğer memenin de çok iyi takip edilmesi gerekiyor. Muhtemel o sebeple hekiminiz mastektomi tercihini kullanmıştır. Söyleyeceklerim bu kadar. Evet, geçmiş olsun diliyoruz izleyicimize. Geçmiş olsun. Hocam lenf ödemden bahsettik. Bunu azaltma şansımız var değil mi? Önleme ya da azaltma şansımız. Şimdi onu söyleyeceğim. Evet, onu söyleyeceğim. Kol arası, her iki kol arasında aslında çap farkı vardır normalde. Onun için ameliyattan önce mutlaka hani bizim hekimler olarak ihmal ettiğimiz şey bu. Bir odak nokta alınıyor. Genelde olekranon dediğimiz dirsekteki çıkıntı. Onun 10 santim yukarısı veya 10 santim aşağısını biz çepeçevre bir mezure ile
şekilde ölçüyoruz. Ama ameliyattan önce de bu iki kol arasındaki çap farkını bilmek lazım. Gerçekten bu bir lenf ödem midir yoksa zaten kolda olan bir çap farkı mıdır? O açıdan öncesinde mutlaka bu ölçümleri hasta kayda almak lazım. Hani nedeni de benim hastama lenf ödem olmaz diye bir şey düşünce içerisinde olduğumuz için olabilir. Lenf diseksiyonu eğer çok agresif bir diseksiyon yapılmışsa aksiller venin altı üstüne çıktığınız zaman alınan lenf bezi sayısı fazla olduğu zaman daha fazla olabiliyor lenf bezi. Bazen de hiçbir sebep yok. Yani ne söylediğim gibi sentinel dediğimiz sadece bir tane lenf bezini aldığınız hastada bile kolda lenf ödem ortaya çıkabiliyor. En önemli yine aksiller vende trombozlar ortaya çıkabiliyor. Bu da kola çekilecek bir Doppler ultrasonografi ile aksiller venin bütün kolu direne eden bir ven, aksiller venin içerisinde bir trombüs var mı yok mu onu değerlendirebiliyoruz. Ne gibi olumsuz sonuçlara yol açıyor hocam lenf ödem? Lenf ödem insanın hayat konforunu son derece düşüren bir şey. Bazen mesela bacakta alt ekstremitede bizim ameliyatımız için kol söz konusu olduğu için hep kolu konuşuyoruz ama bacakta da fil bacağı diyoruz. Elefantiyazis diyoruz. Kolda devasa artık hastanın hareketlerini kısıtlayacak boyuta gelen lenf ödem tedavileri, lenf ödem boyutları var. Onun için çok önemli. Hastanın işini, gücünü, her şeyini etkileyen bir şey. Konforunu etkileyen bir şey. Evet, hatta son yıllarda onun cerrahisi gündeme geldi. Mikro cerrahi dediğimiz bu lenfatik kanalları venöz yapılara anastomoz yaparak bunun lenflerin dönüşünü sağlamak gibi. Bunda da başarılı sonuçlar aldığını iddia eden hekimlerimiz var. Eğer çok ciddi boyutta bir lenf ödeme gidiş varsa bu da hastalara önerilebilir. Hastalara yüzme özellikle çok önerilen bir egzersiz. Lenf ödem gelişmemesi için, geliştikten sonra değil. Bence lenf ödemde önemlisi gelişmeden önlemini almak. Üzerine yatmamak, yatarken ameliyat geçiren hastalarda mutlaka altına 2-3 tane yastık koyarak desteklenmesi çok önemli. Spor ve de enfeksiyon, evet, enfeksiyonu fark etmek ve ona yönelik tedaviye geçmek. Ve de her zaman hekim takibi tabii ki değil mi? Evet. Kontrol en önemli şey hocam. En çok sorulan sorulardan birisi hocam, ilk memografi ve meme ultrasonu ne zaman yapılmalı? Güzel bir soru. Şimdi meme muayenesi kişinin 20 yaşında aslında. Kişinin kendini muayenesi 20 yaşında başlamalı. Hepimiz ayda bir kendimizi muayene etmeliyiz. Ama tarama ilk 20 yaşından itibaren meme ultrasonları başlanabilir hekim kontrolünde. Hekimin muayenesi de 1 ila 3 yılda bir olmalı 20 yaşından sonra. 40 yaşındaki bir kişide de mamografi taraması başlamalı. Mutlaka beraberinde de ultrasonografi ile mamografi desteklenmeli tabii ki. Genç yaş grubunda en iyi görüntüleme yöntemi meme ultrasonudur. Çünkü çok dens bir meme ise ki genç hastalarda meme dokusu çok yoğun. Mamografi iyi bir görüntü kalitesi sağlamayabilir. Onun için genç yaş grubuna meme ultrasonografisi, 40 yaşından sonra da mamografi ve ultrason. İkisini birlikte. İkisi birlikte mutlaka. Evet. Kişinin kendi kendine muayenesi de çok önemli. Biraz önce bahsettiniz hocam. Nasıl yapabiliriz bunu? Bir de hangi dönemlerde? Bir ayda bir dediniz. Hangi dönemler? Çünkü menstruasyon döneminde de değil mi bazı durumlara rastlanabilir belki. Menstruasyon döneminde göğüsler çok şiş, ödemli olduğu için menstruasyonun yani adetin bitiminin 5. ve 7. günü en ideal zaman meme muayenesi için ve aynı zamanda tetkikler için de ultrasonografi ve mamografi için de en ideal zamandır. Çünkü memeler tamamen boşalmış, rahatlamış. Hem ağrı, mamografide ağrı riski düşük hem de daha iyi bir görüntü kalitesi sunar. En ideal zaman menstruasyondan 5. günü, 7. günüdür. Evet. Kendi kendine muayene ise... Hemen geleceğiz hocam. Telefonumuzu alalım. Sonrasında devam edeceğiz. Alo. Alo. Günaydın efendim. Hoş geldiniz. Teşekkür hocam. Nasılsınız hocam? Buyurun dinliyoruz sizi. Teşekkür ederiz. Benim hocam birkaç sorum olacaktı. Evet. Ben bebeğimde hamileyken, şimdi bebeğim 6 aylık. 6 aylık hamileyken, 3 aylık hamileyken fark ettim kitle göğsünden.
Yani her zaman doktoruma soruyordum. Ameliyattan sonra dedi, doğumdan sonra, doğumdan sonra dedi. Ben de doğumdan sonra gittim. Efendim biraz tekrarlayabilir misiniz sorunuzu ve biraz yüksek sesle alabilir miyiz rica etsek? Ben demoterapi görüyorum şimdi. Orası görüyorsunuz. Kemoterapi mi görüyorsunuz? Evet. Evet, tamam. Hamileyken mi teşhis edildi? Meme kanseri miydi? Ben orayı kaçırdım evet, evet. Galiba. Çok özür dilerim. 6 aylık hamileyken mi teşhis edildi? 3 aylık. 3 aylıkken, tamam. Evet. Şimdi bebeğim doğdu. Doğduktan sonra hemen kemoterapiye başladı. Yatı ne zaman oldunuz? Bebeği doğmuş. Bebek dünyaya geldi değil mi efendim? Evet, evet. Tamam. Allah bağışlasın. Sonrasında ameliyat oldu mu? Olmadı. Ameliyat istediler ama diğer başındaki doktor ameliyatsız tedavi yapalım dedi. Tedavi yapalım demişler. Tedaviden sonra ikisi de kaybolmuşlar. Birini de yarıya edilmiş. Kemoterapiye uzattılar. Kaç kür kemoterapi gördünüz? Önce 4 tane, sonra 4 tane. Şu anda 3 tane daha kalmış. 21 günde bir kemoterapi görüyorum. Evet. Şu anda tedavi görüyor musunuz? Evet, evet. Görüyorsunuz. Evet. Ameliyat olayım mı diye mi soruyoruz? Ameliyatsız yeter mi diye bir hocama soracaktım. Benim hocam ameliyatsız yeter dedi. Ne dedi? Tekrarlayabilir misiniz? Ameliyatsız. Boğuk geliyor çünkü. Çok sağlıklı duyamıyoruz izleyicimizi. Telefonu evet çok sağlıklı duyamıyoruz. Şöyle söyleyeyim o zaman Handan Hanım ben. Çok boğuk geliyor ses çünkü gerçekten hocam. Çok üzücü bir durum. Meme kanseri ve gebelik apayrı bir konu. Evet. Bununla ilgili chapter'lar var. Meme kanseri gebelik sürecinde daha mı agresif seyrediyor? Bu da tartışmalı bir konu. Kimisi evet hormonların etkisiyle steroid, vücutta yükselen steroidlerin etkisiyle gebelik sürecinden önce başlayan bir hamilelik tümör, meme tümörü daha agresif, daha hızlı büyüyebiliyor. Meme dokusu hamilelikle birlikte laktasyona yani süt verme olayına hazırlandığı için oradaki bir tümör çok rahat gözden kaçabiliyor. Çok tehlikeli bir durum gözden kaçtığı için. Hocam? Efendim nasıl bir yol izleniyor böyle durumda? Dediğim gibi tam bu konuyla ilgili bir chapter var. Evet. Üçüncü ayda yakalanmış bir meme kanseri nasıl yaklaşalım? Doğum yaklaşmış bir meme kanserine nasıl yaklaşalım bu ayrı bir şey. Eğer üçüncü ayda fark edilmişse bu hasta şimdi hemen üçüncü ayda daha önümüzde 6 aylık bir süreç evet, var. Tedavileri süreç. Gecikecek. Gebeliği istiyor mu? Gebeliği sürdürecek miyiz? Kemoterapi, meme koruyucu yapamazsınız bu hastaya çoğu zaman. Çünkü radyoterapi vermeniz gerekecek. Sadece kitleyi aldığınızda mutlaka radyoterapi alıyor hasta. Geride meme dokusu kaldığı için. Daha çok tercih mastektomi yönünde. Bazen mesela 7. ayında falan yakalanmışsa erken bebeği alıp sonraki tedavi sürecine geçmek. Bazen meme koruyucu cerrahi yapıp bebek doğduktan sonra radyoterapiye geçmek gibi bir takım seçenekler var. Evet. Hatta biz gebelikle birlikte gelen kitlelerde biyopsi yaparken bile endişe duyuyoruz. Bazen 7. ayda, 8. ayda artık süt gelmeye hazır bir meme. Biyopsi yaptığınız yerden süt fistülü olabilir diye endişeniz oluyor. Ama hani mecbursunuz buna bir tanı koymak zorundasınız. Evet. Her şeyi gözü olarak Turukat biyopsi yapıyorsunuz. Adını koymak üzere. Bebek doğduktan sonra o kitleyle ilgili yoğun bir tanı koymak için tetkiklere geçiyorsunuz. Evet. Şimdi hastamızda da çok iyi duyamadım soruları. Evet, çok muhtemel bir seçenek olarak hani tedavi hamilelik sürecinde kemoterapi verilmemiş, bebek doğmuş. Bebek doğduktan sonra hemen kemoterapi süreci belki orada inflamatuar bir meme seyağı olduğu için biraz ileri evre olduğu için bir müdahalede bulunmamışlar.
kemoterapiyle kontrol altına alıyorlar. Ama benim düşünceme göre hani kemoterapileri bittikten sonra yeniden ameliyat şansı için değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Evet. Geçmiş olsun diliyoruz. Hocam süremizin sonuna geldik. Hemen kısaca kendi kendimize muayeneyi ve meme kanserinden nasıl korunabiliriz? Hemen kısa birkaç cümleyle alalım sizden. Kendi kendine muayenede hasta ayna karşısında geçecek, kolları yukarı kaldıracak. Evet. Memede bir simetri, çekinti var mı onu değerlendirecek. Başta saydığımız o belirtiler, bir çöküntü vesaire. Ayna karşısında kolunu yukarıya kaldırıp sağ eliyle koltuk altı. Aynı şekilde sol eliyle, parmak uçlarıyla koltuk altında ele gelen bir lenf bezi var mı yok mu? Yatağa uzanacak. Sağ tarafı muayene ediyorsa sağ tarafın altına küçük bir yastık. Yine sol eliyle meme başından başlayarak dairesel hareketlerle veya yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı şeklinde bütün memeyi tarayarak memede eline gelen bir kitle vesaire var mı yok mu onu değerlendirecek. Kendi muayene edecek. Meme kanserinden korunmak için de bu baştaki risk faktörü, yani genetik bir risk faktörleriniz varsa bunu sizin değiştirme şansınız yok. Ama bunu bilip bir hekim kontrolünde olmanız lazım. Kendine muayeneyi öğrenmeniz lazım. İyi, hep sağlıklı yaşam, obeziteyle mücadele, çünkü kilo çok önemli sağlıklı bir risk. Beslenme de, sağlıklı değil mi hocam? Beslenme, evet, egzersiz. Menopoz sonrası yağ dokusunda hormonlar östrojene dönüyor. O da meme kanseri için bir risk. Öyleyse vücudumuzdaki yağ dokusunu azaltmaya çalışmamız lazım. Her kanser için koruyucu. Evet, tüm kanserler için. Bir de son bir şey, bu yapılan çalışmalarda eşten ayrılık, iş değiştirme, maddi kaygılar, bu tür şeylerin meme kanserini tetiklediği yönünde yayınlar var artık. Stres faktörünüzü hayatından çıkarmanız gerekecek. Evet. Nasıl yaparız bilmiyorum ama. Keşke mümkün olsa. Keşke mümkün ama olsa. Ama en azından aza indirgemek böylece gerekiyor. Böylece güzel bir yaşam bizi bekliyor olabilir. Evet hocam. Çok teşekkür ediyoruz ben hocam. Ben teşekkür Ağzınıza ederim. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. Çok değerli bilgiler aldık. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Efendim, bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar biz aynı saatte Cem TV ekranlarında olacağız. Yarına kadar mutlu, huzurlu ve en önemlisi sağlıkla kalın efendim. Hoşça kalın.